Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bilekliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda yapılan bileklik tamamlandı. Şimdi diğer modelimizi anlatacak öğretmenimiz bize. Başlayalım. Evet. Bugün bu modelimizi anlatacağız. Bu arada uyumlu olsun diye dün yaptığımızın Çok yanına güzel böyle de bir olmuş. model yaptım. Eğer isterseniz bu modeli de başka bir gün yapabiliriz. Şimdi bu modelimize Tabii ki geçelim. isteriz. Evet, bir önceki videomuzda iplerimizi nasıl ayarlayacağımızı söylemiştik. Ama tekrar edelim. Şu şekilde çift katladığım ipler var. İplerimizi çift katladığımızda şu Toplamda 2 şekilde metre ama 2 metre, evet 2 evet. metre ama katladığımız zaman 1 yaklaşık metre. 1 metre falan olması yeterli bizim için. Her renkten 2 tane olacak şekilde ayarladım. 2 tane gri, 2 tane de pembe ipim var. Bunları birleştireceğim. Sonra şu şekilde üst tarafını bağlayacağım. Bir miktar bilekte bağlanması için Bağlanma yer, yeri evet, olacak. yerin bağlanma yeri olacak. Bu şekilde, şu şekilde düğüm atıyorum. Tek bir düğüm atıyorum. Sıkıştırıyorum. Evet. Yani burasının ne kadar olduğu çok önemli değil. Çok kısa olmadıktan sonra sorun yok. Bunu yastığıma bu şekilde geçiriyorum. Evet, başlamadan öğretmenim ben uyguladım. Sizi Evet. Evet. gösterebilir miyiz acaba? Panda Pen ablanız öğrendi ve bunu Evet. yaptı. Çok güzel de oldu. Teşekkür ederim. Ellerine Yorumlarınızı sağlık. bekliyorum. Beğenirseniz. Evet, şimdi bu modelimize geçelim. Başlamadan önce iplerimi güzelce sıralıyorum. Önce pembe ile başlayalım. Bir pembe, bir gri. Bir pembe, bir gri alıyoruz. Evet, sırayla bir pembe, bir gri yaptım. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Pembe, gri, pembe, gri. Evet, ortada iki tane gri birleşecek. Öncelikle pembe ile başlıyorum. Düğümlerimi nasıl attığıma dikkat edelim. Pembeyi sağ elime aldım. Griyi sol elimde. Grinin üzerinden ipimi geçirerek düğüm atıyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki düğümü tamamlıyorum. İki. Evet. Bu modelimizin aynısı şu Evet. an. Bunun aynısını yapıyoruz şu anda. Griyi bağladım. Pembeye geldim. Yine iki tane düğüm atacağım. Bir. Yavaşça gösteriyorum. İçinden geçiriyorum. Evet. Yukarı doğru çekip sıkıştırıyorum. Evet, bunu da yaptım. Sağ tarafta son ipime geçtim. Grinin üzerine bir, iki düğüm attım. Diğer tarafa geçeceğim. Geçmeden önce şöyle bir küçük düzeltme yapıyorum. Evet. Şimdi sol tarafta biraz düğümüm farklı. Ne yapıyorum? Yine pembe ile diğerlerinin üzerine ikişer düğüm atacağım. Düğüm atacağım ipi tutuyorum. Şu şekilde bakın arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Sol elinizin parmağıyla tutup sağ elinizle bu şekilde içinden geçirerek diğerinden farklı bir düğüm. Evet. Geçirdim içinden. Yukarı doğru çekiyorum. Evet. Şimdi pembeye geldim. Yine bakın sol parmağımla üstteki ipi tuttum. Diğerinin içinden geçiriyorum. İki tane yaptığım zaman tamam oluyor. Evet, son ipime geldim. Son ipimi de tamamlıyorum. Evet. Bunu da düzeltiyorum. Evet, model bakın çıkmaya burada başladı. İki tane çizgim oldu. Şu anda bunları birleştirmem gerekiyor. Ortadaki iki tane pembe ipi birleştiriyorum. İki düğüm atıyorum. Birleştiriyorum. Ve
modelimiz çıkmaya başladı şu an. Evet, V harfine benzedi diyebiliriz. Bakın buradaki çizgiyi yapmış oldum. Sıra grilere geldi. Bakın başlarda zaten gri renkleri göreceksiniz. İplerimi sırayla koyduğum için düzgünce. Tatilimizi değerlendirebileceğimiz, evet, çok güzel bir etkinlik. Evet. Boş zamanlarımızı değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bir. İki. Bu tarafta düğümlerim. Böyle. Evet. Soldakini tutuyorum. Sağdakini. Evet. Üstüne doluyorum. Evet. Evet. Yine aynı şekilde. Sağ tarafı yaptım. Düzeltiyorum. Sol tarafa geçiyorum. Bu biraz bizi bekliyor. Sol tarafta yine baştaki gri ipimle yanındaki diğer 3 ipin üzerine ikişer düğüm atıyorum. Ve çizgiyi tamamlıyorum. 1 2 Evet, son pembeyi yapalım. İpimizin biri altta kalıyor. Diğerini üstten düğüm atıyoruz. Evet, evet. Teşekkür ederim. Ortada grileri birleştiriyorum. Onların üzerine de 2 düğüm atıyorum. Şimdi daha net bir şekilde göreceğim. İlk başlar biraz çok düzgün olmayabilir. Bunları sıkıştırdığınız zaman daha güzel görünecektir çocuklar. Tabii büyüklerimiz de yapabilir. Bunları. Tabii ki, tabii ki. Şimdi tekrar pembe çizgiye geçtim. Evet. Bu taraf alttan atılıyor değil mi öğretmenim? Diğer taraf üstten mi atılıyor? Ben öyle mi yanlış mı anladım acaba? Evet, bir bakıma öyle de diyebiliriz. Evet. Şöyle atışlarımıza dikkat edersek, evet. Bu da aslında üstüne alıyoruz. Yani diğerini üstüne koyup şu şekilde geçiriyoruz. Evet. Burada bir tane yanlış düğümümüz oldu. Pardon. Hemen onu şöyle, evet, evet, onu da çok iyi oldu. Yanlış yapınca nasıl yapacağımızı öğrenelim. Sökebiliyoruz bu şekilde. Evet, evet, evet. Yani ben bu şekilde düğümü geri alıyorum. Evet. Geri söküp tekrardan örebiliyoruz. Evet, evet. Pembeyle örecektim. Yanlışla griye devam. Ama çok fazla örersek gidemeyiz. O kadar, evet, ilerleyemeyiz. O yüzden yaptığımızı zaman zaman kontrol edersek iyi olur. Tamam. Ben biraz önce pembeyle örmem gerekirken griyle ördüm. Evet. İki tane gri çizgim oldu. Onu düzelttim şu anda. Öğretmenim, diğer modelleri de çok merak ediyoruz. Baklava dilimini özellikle. Evet, şöyle biraz daha alalım. Daha net görünecektir diye düşünüyorum. Evet, bir ve iki yaptık. Şimdi ortada, ortada pembeler gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Eminim kolunuzda da çok güzel görünecektir. Bence de. Evet. Tekrar bir örneği alabilir miyiz? Düzeltelim. Şöyle bakalım. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bir sıra daha yapalım. Herkes daha net görsün. Evet. Yavaşça. Yavaşça. Aldım. Yukarı çektim. Hafif sıkıştırdım. Tekrar aynı şekilde. Evet. Düğümümü tamamladım. Renkler çok uyumlu oldu. Tabii isteyen istediği rengi seçebilir. Tabii ki. Da sıkıntı yok. Bir sonraki videomuzda diğer bileklik de bekliyoruz. Onları da, evet, bu şekilde inşallah. Ben şu modeli
bir sonraki videoda yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Daha sonra bunu da yapabiliriz. Tabi gittikçe biraz daha iplerimiz çoğalıyor. Gittikçe zorlaşıyor değil mi öğretmenim? Evet. Bu modelimiz biraz daha kolaydı. Yine evet. Bu modelimiz de çok kolay aslında. Evet. Evet. En kısa zamanda bekliyoruz öğretmenim. Siz örmeye devam ediyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Herkese kolay gelsin diyoruz. Yapan herkese yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.